Her şeyden evvel bize lazım olan nedir? Yalan söylememek. Her şeyden evvel bize lazım olan nedir? Yalan söylememek. Her şeyden evvel bize lazım olan nedir? Yalan söylememek. Ben Mehmet Mertcan. Arayış içindeyim. Bugüne kadar daima aradım. Hayatın anlamını, gerçek mutluluğu ve huzuru. Buldum sandığım şeylerin hiçbiri içimdeki boşluğu dolduramadı. Başka, başka, başka. Sema nedir bilir misin? Bu dünyayı unutup gökler alemine arayış. İnsanoğlu doğuştan iyidir iyi olmasına. Ama o bu dünyada acılar, kederler, neşeyle ve mutlulukta yoğrulmaya, pişmeye gelmiştir. Yanacaksın ki bilgi olacaksın. Lezzet olacaksın. Tat olacaksın. Aş olacaksın, aş. Aş olacaksın, aş. İnsan yalan söylemezse, insan yalan söylemezse, insan yalan söylemezse, doğruluğu araya araya nihayet Allah indinde sıddık olur, dostu olur. Bu da ancak Allah'a temiz kalple gelenlere nasip olur. Eğer yalan söylemeyen bir müride şeyhin nazarı tesir ederse, onun göğsü açılır, Allah tarafından kalbi nurlandırılır. Bana hiç yabancı gelmediniz. Sizi bir yerden tanıyor gibiyim. İnsan insana benzer kardeşi. Demek patronumuz buradaymış. Baksana. Aramaya gidiyorum demişti. Aradığını bulur inşallah. İnşallah. Ne arıyor ki? Bir eli yağda, bir eli balda. Rahatlık batıyor demek. Evet, bütün malzemelerimiz hazırlandı. Şimdi arkadaşlar size yağsız, susuz et yemeği pişireceğiz. Bismillah. Evet, etlerin hepsini tabanımıza, tenceremizin tabanına güzelce diziyoruz. Patatesleri alalım. Evet, soğanlarımızı da yerleştiriyoruz. Şimdi gel. Tabii, tabii. Önce en alta eti dizmemiz lazım. Üstüne patates, onun üstüne soğan. Sebzelerimizi koyalım müdür bey. Evet, çok lezzetli olacak. Buhar çıkınca altını kısacağız. Evet arkadaşlar, 4 saatin sonunda yemeğimiz pişti. Hiç su koymadık. Kendi sebzelerin kendi suyuyla et
Aynı güveç gibi pişti. Çok kısık ateşte pişti. Bayılacaksınız. Çok seveceksiniz. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Daha bitmedi. Daha ikramlar devam ediyor. Of. Çok güzel. Her zamanki gibi çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Kesinize bereket. Ziyade olsun elin. Arkadaşlar, bir süre buralarda olmayacağım. Hepinizin sorumluluklarını bilen, dürüst ve adaletli insanlar olduğunuza güvenim tam. Her zaman dediğim gibi kalite tesadüf değildir. Yokluğumda uyum içinde çalışacağınıza, kalitemizi devam ettireceğinizi biliyorum. Gözünüz arkada kalmasın efendim. Neden bizi bırakıp gidiyorsunuz Mehmet Bey? Bir zamanlar tek düşüncem yemek yemekti. Bugün ne yiyeceğim? Nasıl karnımı doyuracağım? Şimdi Allah'a şükür her türlü yiyeceğimiz var. Yüzlerce insanın da rızık kapısıyız. Ama her şey yemek içmekten ibaret değil. Ne zaman döneceksiniz efendim? Bilmiyorum. Aradım bulunca. Özür dilerim efendim. Ne arıyorsunuz? Hayatın anlamını. Kendimi arıyorum. Bana eyvallah. Efendim. Efendim gitmeyin. Bu yolculuğu yapmak zorunda mıydın? Gitmek zorundayım. Tamamen tıkandım. Bittim. Kafamdaki sorulara cevap bulmalıyım. Baba nereye gidiyorsun? Seni özleyeceğim baba. Demek sen oldukça zengin ve ünlü biriymişsin. Bu yeter mi insan olmak için? Birçoklarına yetiyor. Ama bana yetmedi. Nasıl zengin oldun peki? Aşk yüzünden. Aşk mı? Maşallah. Maşallah. Herkese nasip olmaz bu. Allah size nasip etmiş bu aşkı demek. Maşallah, barekallah. Barakallah. Allah aşkı, aşkların en güzeli. Aşkın kendisidir Allah aşkı. Aramak lazım. Arayan bulur, bulan huzurlu olur, mutlu olur. Hem dünyada, hem ahirette. Aramak lazım. Aşk olmadan hiçbir şey olmaz bu dünyada. Her şey aşkla olur. Her şey aşkla güzel olur. Allah insanı sevgisinden yarattı. Onun bir parçasıyız. Onun aşkının bir parçasıyız. Allah'a aşık olmak, Allah'ta fani olmak.
Bunlar çok önemli. Allah herkese nasip etmez bunu. Mehmet kardeşim. Kolay gelsin Arif Usta. Sağ olun. Nasılsın, iyi misin? Hamdolsun, çok şükür. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, çok şükür. Çoluk çocuk nasıllar? Ellerinizden öperler. Bak, şu modeli çok beğendim de. Benim için dikebilir misin? Biraz zahmetli ama dikeriz inşallah. Bir aya hazır olur, her zamanki fiyattan. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Hayırlı işler olsun. Hayırlı günler. Ne o? Çok mu beğendin? O kızı sana vermezler. Boşuna hayal kurma. Nedenmiş? Birbirinizin dengi değilsiniz de ondan. O zengin kızı güzel bir evde yaşıyor. Sen bu dükkanda yatıp kalkıyorsun. Onu alman için zengin olman lazım. Peki zengin nasıl olacağız usta? Hadi işine bak. Afiyet olsun. Buyurun. Merhaba. Yorganınızı getirdim. Teşekkür ederim. Biraz bekleyin lütfen. Kimmiş Nilüfer? Yorgancı çırağı, anneanne. Al şu bahşişi de ver çocuğa. Anneannem hediye verdi, al işte. Güle güle, parmağına dikkat et. Gibisin beyaz ve ince, eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yalvarırım sana, gel üzme beni. İnan bana, çok seviyorum seni. Gel kollarıma, artık bekliyorum. Papatyam, seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım, çapkınca naz ediyorsun. Ne yapıyorsun orada kazık gibi dikilmiş? Yardım etsene. Mehmet, kime diyorum? Ustam,
sana bir şey sormak istiyorum. Sor bakalım. Böyle tek tek yorgan dikerek nasıl zengin olacağız biz? Bu zanaat el emeğiyle ancak bu kadar yapılır. Biliyorum yeni sistemde sanayi makineleriyle günde yüzlerce, hatta binlerce yorgan dikebiliyorlar. Battaniye, yatak falan. Peki biz niye böyle yapmıyoruz? Benim yaşım geçti evlat. Hem o kadar makine falan, çok para lazım. Ben bu işleri yaparsam... Oğlum, dayın sözünde çıkma. Dayın sana çok güzel bir iş bulacak. Para kazan, bize de gönder. Arife abla, araba kalkıyor artık. Hadi Mehmet, yeni hayat seni bekliyor. Ara sıra mektup yazmayı unutma oğlum. Güle güle. Bak Mehmet, köyden tam 12 saat otobüsle geldik buraya. Koca otobüsü bindirdiler vapura. Vapur denizin üstünde suda yüzecek. Nasıl değil? Hoş geldin taş toprağı altın olan İstanbul'a. Efendim, Allah rızası için beni kabul buyurur musunuz? O kardeşlerimizin dergahını bırakıp neden bize geldin?
Ben arayış içindeyim efendim. Peki Mehmet kardeş. Peki. Madem arayış içindesin, o halde peki. Eyvallah. Teşekkür ederim efendim. Ey yol talibi. Bu yol kıldan ince, kılıçtan keskin, ateşten gömlek, demirden ok. İslam dininde hak yolunda zorlama yok. Bu yolda sabır var, intikam yok. Dilindeki bizim, kalbinde sakladığın senin. Hak Muhammed Ali aşkına bütün varlığından, dünya süsü ve zevkinden, sefasından vazgeçip de ağlaya ağlaya fedaya hazır mısın? Eyvallah. Erenler meydanında, pir huzurunda mürşidine teslim-i rıza oldun mu? Eyvallah. Allah Muhammed, Ali ve Ehl-i Beyt'inin yoluna uydun mu? Eyvallah. Kazaya razı olup kadere bağlandın mı? Eyvallah. Dünya menfaatleriyle gözlerinizi kamaştıracak münafıkların sözlerine aldanıp da yoldan çıkmayacağına sözün olsun mu? Eyvallah. Her şeyden evvel bize lazım olan nedir? Yalan söylememek. Her şeyden evvel bize lazım olan nedir? Yalan söylememek. Her şeyden evvel bize lazım olan nedir? Yalan söylememek. Hoş geldin Mehmet kardeşim. Eyvallah, hoş bulduk. Allahümme salli ala Muhammedin nebi. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allah'ım, niyetlerimizi kabul eyle. Senin için keseceğimiz bu kurbanları kabul eyle, bizleri bağışla Allah'ımız. Amin. Amin. El-Fatiha. Burası bizim çilehanemiz. Halvete kendin için girme. İslam'da ruhbanlık yoktur. Halvet geçicidir. Dışarı çıktığında kendine ve topluma daha iyi hizmet edebilmek içindir. Burada tefekkür ederek, kendinle yüzleşerek inşallah aradığını bulursun. Eyvallah. Eyvallah. Mehmet kardeşim, şunu sakın unutma. Aramakla bulunmaz. Ama bulanlar mutlaka arayanlardır. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu İstanbul ne kadar büyük ya. Ne çok ev var, ne çok insan var. Bu kadar insan, bu kadar ev. Şaşırdım.
Bu insanlar nasıl karın doyuruyor? Ekmek mi yeter? Suyu bile parayla satıyorlar ya. Bağlarımızı, bahçelerimizi bıraktık geldik. Eskiden nasıl otlatırdık ineklerimizi, keçilerimizi? Havamız, sularımız ne güzeldi. Vallahi çok özledim Toros dağlarını. Anamı özledim, kardeşlerimi özledim. Hiç sevemedim ben buraları. Ben de çok özledim ya. İki senedir gitmedim ama İstanbul'un kızları da güzel mi güzel. Bizim köyün kızlarına benzemiyorlar. Oğlum biz buraya para kazanmaya, sanat öğrenmeye geldik. Yorgan çıraklığı nasıl gidiyor Mehmet? Alışabildin mi buralara? Yok, daha alışamadım. Ama senin işin güzel. Kadın kuaförlüğü yapıyorsun. Her zaman güzel kokuları içindesin. Bir de siz ne kadar güzel, ne kadar kibar konuşuyorsunuz. Eyvallah. Sen de kitap oku, zaman güzel konuşma. Hadi sinemaya gidelim, kızlara da bakarız. Oku, Allah'ın adıyla oku. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O Rahmandır ve Rahim'dir. Ceza gününün malikidir. Rabbimiz, ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, gazaba uğramışlara ve sapmışların yolunu değil. Amin. Sen beni mi takip ediyorsun? Parmağına iğne batırmadan yorgan dikmeyi öğrendin mi? Aferin Mehmet. Ama dikkatli ol. Avucuk gibicik çeviş. Avucuk gibicik çeviş. Avucuk gibicik çeviş. Avucuk gibicik çeviş. Avucuk gibicik çeviş, avucuk gibicik çeviş, avucuk gibicik çeviş, avucuk gibicik çeviş. Gibisin beyaz leğince, eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Evet arkadaşlar, daha önce de söylediğim gibi dik duruş çok önemlidir. Karın içeriye. Göğüs dışarı, başımız dik. Mehmet, sen doğuştan yeteneklisin. Daha önce başka bir yerden eğitim aldın mı? Hayır. Dönüş. Dudak büküyorsun, yoksa açık söyle. Hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Dönüş. Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim?
gizli hislerimi. Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun. Durmuş. Bak bak. Bayram çiçeği bak. Koparacak mısın? He he. Bayram çiçekleri az olur. Hem de çok taze. Neden sanki öyle? Yoksa açık söyle. Hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum. Neden susuyorsun? Kolay gelsin. Adın ne senin? Mehmet. Akşam oldu. Yorulmadın mı? İşini seven yorulmaz patron. Aferin sana be. Aferin sana. Ne kadar güzel işçisin sen. Haydi kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Mehmet kardeşimizi işini severek gayretli çalıştığı için ödüllendiriyoruz. Bu 5 maaş senin ödülün. Hayırlı olsun Mehmet. Bu çekin. Teşekkür ederim. Sonra bu da senin ödülün. Yıldız veriyorum. Türk bayrağının yıldızı. Bu da sertifikan. Aferin sana. İnşallah bütün çalışanlarımız Mehmet'e örnek alır. Milletimiz ancak çalışarak üstün olabilir. En büyük savaşlar ekonomi ve kültür savaşları. Kültürü zayıf olan ülkeler batmaya mahkumdur. Teşekkür ederim. Mehmet, inşallah seni usta olarak görürüz. Hadi hayırlı olsun. Kolay gelsin ustam. Size hediye getirdim. Sağ ol küçük çırak. Sağ olasın, hoş geldin. Yalnızsınız bakıyorum. Benden sonra çırak almadın mı ustam? O eskiden de evlat. Artık kimse bu mesleği yapmak istemiyor. Fabrikadaki işin nasıl gidiyor? Çalışıyorum usta. Nasihatlerinizi tutarak çalışıyorum. Önce kendin marka olacaksın. Sonra iş yeri sahibi de olursun. Yaşamak güzel ama çalışmak daha güzel. Eğer işini seversen iş yerini hapishane gibi görmezsin. İşlerini makbul, güzel, dürüst, adaletli ve sabırla yapmaktan asla vazgeçme. İşlerini makbul ve güzel yapmayanı katil gibi gör. Herkes iş adamı olamaz. Herkes işçi de olamaz. Ne kadar terlersen beynin o kadar çalışır. Çalışan insan üstündür. Rızkı için çalışırken ölen şehit olur. Haklısın ustam. Aferin sana. Otur. Çay içer miyiz? Hadi kap iki tane gel. Gibisin beyaz ve ince, eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yalvarırım sana gel üzme beni. İnan bana çok seviyorum seni. Gel kollarıma artık bekliyorum.
Papatyam seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun. Hayırdır İsmail? İsmail hayırdır? Hayırdır İsmail? Mehmet kardeşimiz tamamen delirmiş. Garip garip hareketler yapıyor. Papatya diyor, gül diyor, çiçek diyor şeyim. Yapma ya. Ne diyorsun? Anlayamadım şeyim, böyle kafayı yemiş gibi gavur dansları yapıyor. Maşallah. Maşallah. Mehmet kardeşimizin aklı hür, vicdanı hür. Putları kırıyor demek ki. Şeyim deli mi oluyor, veli mi oluyor? Deli olmadan veli olunmaz İsmail. Destur İsmail, destur. Senin daha zamanın, vaktin gelmedi. Biraz daha olgunlaşman lazım. Patronumuz sizi çağırıyor Mehmet Bey. Selamun aleyküm. Aleykümselam efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle buyur Mehmet. Nasılsın? Sağ olun efendim. Sizler nasılsınız? Sağ ol. Nasıl gidiyor işler? Çok şükür. Üretimleri maşallah çok artırmışsın ya. İşçilerimizin yüzü böyle nurlu, enerjik, neşeli. Nasıl yaptın bu işleri Mehmet? Sayenizde efendim. Maşallah ya, çok güzel ya. Yani maşallah, seninle iftihar ediyorum. Çok güzel şeyler başardın fabrikamızda. Seni herkese anlatıyorum çevremde. Tabii çok ismini anlatmıyorum da kıskanmasınlar. Veya seni transfer etmesinler yani. Böyle giderse, çok başka teklifler de gelirse bensiz gitme yani. Benden bir şey almadan gitme. Benim de kesem açıktır yani. Her şey yaparız, veririz ama şimdi sana müjdeli bir haberim var. Yeni tekstil fabrikası aldım. Modern bir tesis. Seni onun başına geçirmek istiyorum genel müdür olarak. Ve orada tamamen buradaki eylemlerini, düşüncelerini uygulamanı istiyorum. Bir de sana yüksek bir maaş artı kârdan prim. Tabii daha sonra parayı biriktikten sonra sana hisse de veririm. Sağ olun efendim, minnettar olurum. Ne yapacağım bu kadar çok para kazanırsan? Merak ediyorum. Sende bir aşk var ama ne aşkı daha ben bilemedim yani. Bu enerjiyi nereden buluyorsun? Tanrısal aşk mı yoksa kadınsal aşk mı diyeyim ama bilemiyorum. O kızı sana vermezler. Boşuna hayal kurma. Nedenmiş? Birbirinizin dengi değilsiniz de ondan. O zengin kızı güzel bir evde yaşıyor. Sen bu dükkanda yatıp kalkıyorsun. Onu alman için zengin olman lazım. Peki zengin nasıl olacağız usta? Soruyorum, biliyor musun bunu? Siz daha iyi bilirsiniz efendim. Bence sen karışıksın yani. Tam ben çözemedim bu aşkı. Haydi bakalım, hayırlı olsun.
başarılar diliyorum inşallah. Allah her şeyi iyi yapar. Allah her şeyi güzel yapar. Allah'a özgürce gidersen cennet var. Allah'a köle gibi gidersen cehennem var. Hayatta yaşarken Allah'la dost olmak, Allah'la arkadaş olmak dünyada ne kadar güzel bir şey. Dünyada ne kadar neşeli bir şey. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Gel Mehmet, şöyle gel. Buyurun. Size çok değerli, çok çalışkan Mehmet'i tanıştırmak istiyorum. Geciktim, özür dilerim. Buyurun. Bundan sonra şirketimizin genel müdürü oluyor. İnşallah çok daha verimli işler yapacağız, çok daha ileriye gidecek şirketimiz. Çünkü bunun ben çıraklığından beri tanıyorum kendisini. Hayatımda böyle bir başarılı işçi görmedim. Çırak görmedim. Şimdi usta ve müdür oldu artık. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Benim başarımın sırrı düşünerek beynimi, çalışarak bedenimi dinlendiriyorum. İşimi severek ve bir aşkla yapıyorum. İnşallah hepimiz hep beraber bu aşkla çalışır, bu aşkla yaşarız. İnşallah. 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 Tekrar hayırlı olsun. İnşallah başarıdan başarıya koşarsın. Önün senin çok açık Mehmet. İnşallah Türkiye'nin en büyük sanayiciler arasına girersin. Türkiye'nin gülü olursun. Ülkemize, vatanımıza maddi ve manevi hizmetlerde bulunursun. Yolun tekrar söylüyorum, açık olsun. Hayırlı olsun. Ben... Efendim çok affedersiniz. Böyle şeyler oluyor. Ben bunları not alacağım mutlaka. Üretimde temizlik, nizam, intizam işten önce gelir. Tabii bir de içimizdeki temizlik var. Yani dürüstlük, yalan söylememek. Sağ olun efendim. Günaydın arkadaşlar. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Siz de sağ olun. Yeni bir güne başlıyoruz. Yeni mamuller üretip dünyada var olmanın yolu... Çalışmak. Savaşlar kolay. Ama ekonomik savaşlar hiç bitmez. Sürekli çalışmak. Çalışmak. Ben büyük bir işçiyim. Kendime ve ülkeme hizmet için varım. Sizler gibi. Güne dinamik başlamak için bundan böyle her sabah hep birlikte spor yapacağız. Yapacağız. Haftanın belli günlerinde de müzik, dans ve motivasyon mitingleri olacak. Ve yarışmalar da yapacağız. Ama ne kadar sıkı çalışırsanız çalışın, ne kadar çok üretim yaparsanız yapın, bilin ki dürüst değilseniz hiçbir anlamı yok. Bana yaptığınız haksızlığı veya hakareti affedebilirim.
Ama işinize yaptığınız ihaneti asla affetmem. Ben onlara iş katilleri diyorum. Ülkemiz sizi çok seviyor. Siz de ülkemizi çok sevin. İşinizi de çok sevin. Evet. Yeni dünyada var olmanın yolu neymiş? Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Türk, evet. Öl, çalış, güven. Türk, öl, çalış, güven. Üretimdeki nizam, temizlik, intizam her şeyden önce gelir. Günaydın Mehmet Bey. Beni çağırmışsınız. Buyurun Nilüfer Hanım. Hoş geldiniz. Çabuk. Beni hatırladınız mı? Hayır. Bir yerden tanışmış mıydık? Evet. Sizi takip ediyordum. Nasıl yani? Aşkla. Dedim ya, ben her şeyi aşkla yaparım. Yorgancı çırağı Mehmet ben. Bu da bana verdiğiniz bahşiş. Şimdi hatırladınız mı? Bereket parası. Beni ateşledi. Bana yakıt oldu. Benim amacıma aşk oldu. Size bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Benimle evlenir misiniz? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bunlar patronumuzun hediyesi. Kızım yardım eder misin? Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Hatanı itiraf edip yalan söylemediğin için teşekkür ederiz. Mehmet Mertcan. Bizim yeni patron dürüstlüğe çok önem veriyor. Ne kadar başarılı olursanız olun, eğer dürüst değilseniz benim nazarımda hiç önemi yok dedi. Dürüstlüğe 100 puan veriyormuş. Ne kadar güzel. 10 numara adammış. Dürüstlük 100 puan. Bismillah her ayrım başıdır. Subhaneke ya Allah. Taleyte ya Rahman, ecirna minen nar, bi afvike ya Rahman. Subhaneke ya Rahim, taleyte ya Kerim, ecirna minen nar, bi afvike ya Rahman. Mehmet, ne yapıyorsun orada? Subhaneke ya Rahim, Tealeyte ya Kerim, ecirna minen nar, bi afvike ya Rahman. Ulan Mehmet, hıyar Mehmet, ne yapıyorsun orada? Subhaneke ya Mecid, Tealeyte ya Melik, ecirna minen nar, bi afvike ya Rahman. Ulan öküz kafalı Mehmet, ne yapıyorsun dedik.
Subhaneke ya melik, tealeyde ya mecid, ecirna minen nar, biafike ya rahman. Mehmet, ne yapıyorsun diyorum. Adam mı oldum zannediyorsun sen? Subhaneke ya kuddüs, tealeyde ya selam, ecirna minen nar, biafike ya rahman. Mehmet, ne yapıyorsun diyorum. Mehmet, ne yapıyorsun orada? Keçilerimi otlatıyorum, çobanlık yapıyorum. Aferin Mehmet, aferin. 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 Allah her şeyi yapar, Allah her şeyi güzel yapar. Ben Allah'a teslim olmuşum. Gerisi teferruat. Sizler de kimsiniz? Aferin Mehmet, aferin. Aferin Mehmet, aferin. Subhaneke ya Allah, tealeyte ya Rahman, ecirna minen nar, biafvike ya Rahman. Subhaneke ya Allah, tealeyte ya Rahman, ecirna minen nar, biafvike ya Rahman. Subhaneke ya Mecid, tealeyte ya Melik, ecirna minen nar, biafvike ya Rahman. Arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı işler. Sağ olun. Marş marş. Hadi. Of anam of. Hayat ne kadar zor. Mücadele etmek ne kadar zor. Sürekli mücadele. Sürekli mücadele. Bizim bu Mehmet de bir iş teklifi almış. Ortaklık. Bizi bırakmayı düşünüyormuş. Ama çok güzel bir insan. Çok çalışkan, çok zeki, namuslu, adaletli, dürüst. Her şeyden çok dürüst. Şimdi gidip onu ikna edeyim. Ben de bir teklif vereyim bakalım ikna olacak mı? İnşallah ikna ederim. Güzel insan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Buyurun, şöyle buyurun efendim. Yok, şöyle oturayım. Yani. Nasılsın Mehmet? Sağ olun efendim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Bir şey duydum. Bir teklif gelmiş. Ortaklık teklifi. Sen de düşünüyor musun? Bunu ben de istemezdim efendim ama teklif çok güzel. Bana ortaklık teklif ettiler. Ben seni evladım gibi seviyorum. Senin gibisini görmedim. Çok çalışkan, dürüst bir evladımsın. Ben de sana bir teklif yapayım. Bu fabrikayı sana vereyim. Çalış çalış öde. Çünkü ben yoruldum artık. Biraz dinlenmem, seyahat etmem lazım. Tabii istersen bana da bir hisse ver. Teşekkür ederim efendim. Bu çok güzel olur. Sağ olun. O halde hayırlı olsun. Yeni patronluğun, yeni işin. Bir şarkı söyleyeyim. Bu şarkı Özde
dünyanın her şeyini anlatıyor. Dünya hayatı. Özde. Gülüm benim, yavrum benim. Sen de bu hayatı yaşamalısın. Gülmezsen, ağlamazsan. Sen de bu hayattan ders alamazsın. Gülmezsen, ağlamazsan. Sen de bu hayattan, biz bu hayatta ders alamayız. İnşallah çok daha büyük başarılar elde edersin. Türkiye'mizin gülü olursun. Vatanımız sana minnettar olur her zaman inşallah. İnşallah. Tebrik ediyorum. Haydi bakalım. Kürsüne buyur. Elhamdülillah başardım. Elhamdülillah. Başardım. Elhamdülillah başardım. Yaşasın modern dünya. Gönlüme bir ateş düştü. Yanar ha yanar yanar. Ümit gönlümün ekmeği. Umar ha umar umar. Elleri ah. Ara sıra mektup yazmayı unutma oğlum. Güle güle. Tırnakları nerelere gizlesin şu avucumla sırlar. Otomobili tamire geldi dün bizim tamirhaneye. Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye. Ayağımda uzun etek dalga dalga saçları. Ustam seslendi. Ne yapıyorsun orada kazık gibi dikilmiş? Yardım etsene. Mehmet, kime diyorum? Ustam seslendi uzaktan. Oğlum al takımlar. Bir romanda okumuş. O kızı sana vermezler. Boşuna hayal kurma. Nedenmiş? O zengin kızı. Güzel bir evde yaşıyor. Sen bu dükkanda yatıp kalkıyorsun. Onu alman için zengin olman lazım. Peki zengin nasıl olacağız usta? Kolay gelsin. Akşam oldu. Yorulmadın mı? İşini seven yorulmaz patron. Aferin sana. Ne kadar güzel işçisin sen. Giymeyim tulumları. Arkası kuşlu aynamda. Hayırlı olsun. Gelecekti bugün geri arabayı almaya. O romandaki hayali belki gerçek yapmaya. O romandaki hayali belki gerçek yapmaya. Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Sen beni mi takip ediyorsun? Parmağına iğne batırmadan yorgan dikmeyi öğrendin mi? Öyle kebaka kaldım, özümü ayırmadan. Öyle kebaka kaldım, gözümü ayırmadan. Arabanın kıpkısına... Vallahi çok özledim Toros dağlarını. Anamı özledim, kardeşlerimi özledim. Ben de çok özledim ya. İki senedir gitmedim ama İstanbul'un kızları da güzel mi güzel. Bizim köyün kızlarına benzemiyorlar. Oğlum biz buraya para kazanmaya, sanat öğrenmeye geldik. Sorduk kim bu serseri? Kalktı ilal kaşları. Sorduk kim bu serseri? Çekti gitti arabayla. Egzosuna boğuldu. Gözümde tomurcuk yaşlar. Ağır ağır doğruldu. Ustam geldi sırtıma vurdu. Not dedi romanları. İşçisin sen işçi kal. Giy dedi tulumları. İşçisin sen işçi kal. Giy dedi tulumları. İşçisin sen işçi kal.
işçi kalmayacağım. Ben patron olacağım. Ben işçi kalmayacağım. Ben patron olacağım. Patron olacağım. Ben işçi kalmayacağım. Ben patron olacağım. Patron olacağım. Allah'a inanmak. Yalnızca ve yalnızca inanmak. Ölmek ve yaşamaktan daha mühimdir. Bakın, benim köyüm, doğduğum ev tam burası. Burada da okulum var. Keçilerimi de tam burada otlatırdım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sayende mutluluğumuz katmerlendi. Oğlum otur. Nereden bilebilirdik o günlerden bugünlere geleceğimizi? Ben aslında hep biliyordum. Bir gün zengin olacağım, seninle evleneceğimi hep biliyordum. Peşimi bırakmadın ki. İstesem de kaçamazdım zaten. Kader diyelim. Ne kadar sabırlı, ne kadar gayretlisin sen Mehmet. Bütün hayallerini gerçekleştiriyorsun. Her şey senin bana verdiğin para ve benim aşkımla başladı. Bereket oldu bana. Eline sağlık. RNN Türk'ten Fatih Güzeloğlu bildiriyor. Turistik bir otelin girişine benzeyen bu kapılar aslında İstanbul'daki bir fabrikaya açılıyor. Bu fabrikada üretilen ürünler dünyada 50 ülkeye ihraç ediliyor. Fabrikanın sahibi Mehmet Mertcan iş hayatına yorgancı çırağı olarak başlamış. İnsanları seviyorum. Tabiatı ve güzellikleri seviyorum. İşçilerimizin de işlerini aşkla yapmalarını istiyorum. Fabrikada çalışanlar için yüzme havuzu, spor salonu ve aerobik dans salonu var. Patron Mehmet Mertcan bazen kendisinin de başında bulunduğu spor ve sosyal aktiviteler yapıyor. Bütün eğlenceler burada var. Patronumuz her şeyi düşünmüş. Böyle bir fabrikada çalıştığım için çok mutluyum. Bu fabrikayla gurur duyuyorum. Patronumu çok seviyorum. Bu fabrikayı ziyaret eden yabancı iş adamları fabrika karşısında gördüklerine inanamıyor. Merhabalar. Merhaba. Ben Alexander Ivanov. Mehmet Bey'in Rusya'daki temsilcisiyim. Buradaki sistem eski komünistlerin hayaliydi. Biz komünist Rusya'yı işçi cenneti yapmak istedik. Tüm çalışanlara her türlü sosyal imkanları vermek istedik. Başaramadık. Mehmet Bey bizim yapamadığımızı burada fabrikasında yapmış. En büyük komünist Mehmet. Teşekkürler. Benim mutluluğum diğer insanların mutluluğuna bağlı. Ben işimi 4 felsefeyle yönetiyorum. Birincisi, işlerimizin makbul ve güzel olması gerekiyor. İkincisi, dürüstlük ve adalet üzerine. Üçüncüsü, inanç ve misyon üzerine. Dördüncüsü, sistem üzerine. Disiplin, 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 disiplin. Arkadaş, para kazanmasına kazanıyoruz ama mutlu değiliz. Nasıl olacak bu iş böyle ya? Sen eve bir git gel. Ben sana nasıl mutlu olacağını göstereceğim. Yeni bir yer keşfettin. Ne ararsan var. Bugün seninle Felek'ten bir gece çalalım. Tamam abi. Saatler olsun. Nasılsın? Nasıl olayım Mehmetciğim? Korku içinde yaşıyoruz işte. Neden korkuyorsun? Para kaybetmekten, servetimi kaybetmekten. O zaman sen ölümden de korkuyorsun. Tabii, evet. Ya bu korkuyla yaşanır mı? İstersen bu akşam seninle biraz sohbet edelim, he? Arkadaşlarla rakı içeceğiz. Bu kafayı biraz dağıtmam lazım. Bence senin bu kafayı değiştirmen lazım. Arayışa geçmen lazım. Günaydın efendim. Günaydın, buyur otur. Bak bu kitabı oku.
Atatürk'ü bize nasıl yanlış tanıtıyorlar? Kimi münafık, kimi kafir, kimi dönme diyor. Atatürk'ün gerçek düşünceleri burada. Al oku. Sesli oku, ben de dinleyeyim. Atatürk ölümünden 15 gün kadar önce kendine geldiği zaman dünyadaki Müslümanlara şu mesajı göndermişti. Bütün dünyanın Müslümanları Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu ve sellemin gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etmeli. Tüm Müslümanlar Hazreti Muhammed'i örnek almalı ve kendisi gibi hareket etmeli. İslamiyet'in hükümlerini olduğu gibi yerine getirmeli. Zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilirler. Mustafa Kemal Atatürk bu mesajı Başbakan ve Dışişleri Bakanı vasıtasıyla dünyaya açıkladı. Bak bu şerefsizleri bir de sen duy. Sen fazla ileri gidiyorsun. Fazla bozkırsın. Şovanist. Siz kimsiniz? Anlamadın mı lan? Lan! Ulan şovanist, aklını alacağım ulan senin, Turancı. Ne oluyor efendim, kim bunlar? Vatanımızı kimse parçalayamayacak. Vatanımız daha da aydınlanacak. Ecdadın yoluna layık olacak. Daha da ilerleyecek. Bu tehditler vız gelir tırıs gider. O çocukları beni korkutup sindireceklerini zannediyorlar. Ulan vatanım için bin canım olsa feda olsun be. Bir kadının aşkından 100 kat daha diri ve tatlı olan vatan ve yurt sevgisi onu hissetmeyen, anlamayan kişi tarafından kavranamaz. Her zaman yanımızdayız efendim. Her zaman. Korkma. Allah bizimle beraberdir. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yüceltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine başla. Ancak hep Rabbine yönel ve yalvar. Israrla seni arıyorlar Mehmet. Kim? Bilmiyorum. Sordum ama söylemedi. Seni istiyor. Anlamadın mı lan? Bitireceğim ulan seni. Kim? Serserinin biri. Vatanımızı kimse parçalayamayacak. Vatanım için bin canım olsa feda olsun. Kapıda güvenliğe bırakmışlar efendim. Teşekkür ederim. Ya canın, ya malın, 1 milyon dolar. Anladım şerefsizler, pislikler. Aklını size zındık yok. Ulan, ancak can var, alabilirsiniz. Bittin ulan.
Allah her şeyi yapar. Allah her şeyi güzel yapar. Ben Allah'a teslim olmuşum. Gerisi teferruat. Efendim, hanımefendi ruhen çökmüş, hastalanmış. Çok bunalımda, ölmek istiyor. Şöyle buyurun. Neden ölmek istiyorsun? Mutlu değilim. Canım yanıyor, kalbim yanıyor. Benim için yaşamın bir anlamı kalmadı. Ahiret hayatı da, dünya hayatı da Allah'ın elindedir. Kime neyi vereceğini o takdir eder. Allah sana mutluluk versin. Amin. Şeytanın kulu olanlar ancak içki ve uyuşturucuyla sakinleşebiliyorlar. Ama Allah'ın kulu olursak buna gerek yok. Unutma. Kalpler ancak Allah'ı anmakla mütmain olur. Allah'a bolca dua yap. Ona yaklaş. Amin inşallah. Bundan sonra her saat başı dışarı çık, temiz hava al. Havuzun etrafında yürüyüş yap. Ya Şafi, ya Allah de. Ama bunu yaparken içten ol, samimi ol. Ellerini böyle çırp. Peki efendim. Anlaştık mı? Anlaştık. Buyurun. Ya Şafi, ya Allah. 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 Ya Şafi. Ne yapıyorsun? Ya Allah. Ben ona izin verdim. Ya Şafi. Saatte bir dışarıya çıkıp yürüyüş ya yapacak, Allah. Hava alacak. Ya Şafi. Kafasını dinlendirsin ya kadıncağız. Ya Şafi. Ya Allah. 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 Ya Şafi, 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 ya Allah. Ya Şafi. Ya diri! Yat yere, yat, yat!
Efendim, hastaneye gitseydiniz daha sağlıklı ve bakımlı olmaz mıydı? Ben işlerimi hep pratik yapıyorum. Benim için böylesi daha iyi. Hem sen iyi bir hemşiresin. Sana güveniyorum. Geçmiş olsun arkadaşlar. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Size de geçmiş olsun beyefendi. Geçmiş olsun bacım. Geçmiş olsun. Bizim için kanınızı verdiniz. Yaşadığınız bu felaketin bedeli olarak hepinize birer daire veriyoruz. Merhametli patronumuz, sizi çok seviyoruz. Allah şifa versin. Allah şifa versin. Sağ olun. Sizin cemiyetimize, derneklere, vakıflara ve devletimize katkılarınızı biliyoruz. Gerçi sadece biz değil bunu, herkes biliyor. Sizin gibi bir vatanpervere hangi şerefsiz düşman olur? Şüphelendiğiniz birileri var mı efendim? Yok ama görünmez kalleş düşmanlarımız, insi ve cinli şeytanlarımız varmış demek ki. Vatanperverlik, vatanı sevmek ne zamandan beri suç oldu? Bunlar derin mevzular. Yanınızdayız. Yanınızdayız. Sizi çok seviyoruz. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Şu ana kadar memleketimizin hayrı için, memleketimizin gelişmesi için işler yaptık. Ama o şerefsiz vatan hainleri bizi sindirmek istiyorlar. Ben ülkemi ve sizi çok seviyorum. Sağ ol. Sağ ol. Vatanım için bir başım değil, bin başım olsa feda olsun. Canımız feda olsun. Çektiğiniz acılar için bu ay hepinize üçer maaş ikramiye ile ödüllendiriyorum. Ülkemiz için hep beraber varız. Hadi arkadaşlar, biz hızlı olalım. Ah! Allah kahretsin, kaçırdın. Geçin araca. Hey!
Bunlar kimsiniz ulan siz? Ulan önce fabrikama geldiniz, şimdi buraya mı geliyorsunuz? Hayvan herifler! İnsanlık mı ulan bu? İnsanlık mı ulan bu? Bunlar bizden ne istiyor? Hiç olmamızı. Ey Allah'ım, yüceler yücesi Allah'ım. Bana tuzak kuran, vatanıma tuzak kuran kimselerin sen o tuzakları başlarına çevir ya Rabbim. Bana hile kuranların, sen o hileleri başlarına çevir Allah'ım. Benim için kuyu kazan kimseleri, sen o kuyulara düşür ya Rabbim. Ey Allah'ım, sen neden onlara servet, imkan, güç, kuvvet verdin? Bizi, ülkemizi yok etsinler diye mi ya Rabbim? Allah'ım, sen de onların servetlerini sil, süpür, mahvı perişan eyle. Amin. Yahu, hu, 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 hu. Şirketimizin tutancılarla bir alakası var mı efendim? Ne alakası var? Şirketimizde tutancıların olduğu listeyi alıp hesaplarımıza da el koymuşlar. Şirketin sadece bir hesabı müsait. Allah'tan %90 para da orada. Hemen tüm parayı oradan al, benim şahsi hesabıma aktar, ona da el koymasınlar. Tamam efendim. Ettiğiniz gibi şahsi hesabınızı aktardım efendim. Sağ ol. Allah tuzak kuranların en büyüğüdür, en hayırlısıdır. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtal müstakîm. Sırâtallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâlîn. Ya Allah. Hakikate yolculuğunuz mübarek olsun. Hay, 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 hay,
Aferin sana. Ne mutlu sana. Maşallah. Mübarek olsun. Hoş geldin. İmanının, dürüstlük ve sabrının karşılığı işte sana kainat. Bu güzellikler, bu ihsanlar Rabbinin sana ikramları. Hoş gelmişsin. Sen de hoş gelmişsin. Senin yolculuğun evimizi, çocuklarımızı, beni şenlendirdi, şereflendirdi. Yolculuğun mübarek olsun. Senin namazın da mübarek olsun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm esselam. Efendim, şimdiye kadar tek kanatta uçuyordum. Artık çift kanadım var. Allah razı olsun. Sen adaletin, dürüstlüğün ve merhametinle dünyevi olan seyri sülukunu zaten tamamlamıştın. Biz burada sana manevi katkıda bulunduk. Efendim, lütfen bunu kabul buyurun. Dergâh hizmetlerinde kullanırsınız. Allah'ın veli kullarında cömertlik sıfatı vardır. Eyvallah. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Günaydın arkadaşlar. Andolsun asra. İnsanlar hüsranda. Şunlar müstesna. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar. Dürüst ve sabırlı olanlar. Biz bu asır suresini layıkıyla uygulayabilseydik, ülkemiz ve bütün dünya refah ve barış içinde olurdu. Bundan böyle her sabah spordan sonra bir sayfa Kur'an-ı Kerim Türkçe meali okuyacağız. Haydi bakalım, kolay gelsin. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Nasılsın usta? Sağ ol evladım. Buyur otur. Buyur usta. Küçük çırak. Sen hep başkaydın başka. Başka. Küçük çırak. Sen hep başkaydın başka. Başka. Maşallah. Maşallah. Bizim dergâhta halktan uzak yaşayarak hakka ulaşmak kolay. Bu yaşam
tek kanat. Bunca dünya meşguliyeti içinde, halkın içinde hakla bir olmak ise daha zor ama daha iyi. Siz iki kanatsınız büyük üstad. Hem bu dünya için hem de ahiret için çalışıyorsunuz. Maşallah. Subhanallah. Subhanallah. Maşallah, maşallah. Sayenizde efendim. İşini makbul ve güzel yapanlar ihsan mertebesine ulaştıkları takdirde onlar için korku yoktur ve mahzun olmayacaklar. Üzüntüye de uğramayacaklardır. Ey gönül huzuruna ermiş ruh! Sen Rabbinden razı, o senden razı olarak dön Rabbine. Sen de katıl has kullarımın içine, gir cennetime. Evet arkadaşlar, hayat devam ediyor. Çalışmak çok güzel. Ben büyük bir işçiyim. Kendime ve dünyaya hizmet için varım. Hayalim bir güneş olmak. Aydınlatmak ve ısıtmak. Annem bana bir ümit ver.
Bey.